Merhabalar, ben İyi Gelir Fon Platformu'nun kurucu ortaklarından Serra Eren Sarıoğlu. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Hisse senedi yatırımı aslında uzmanlık isteyen bir yatırımdır. Dolayısıyla biz aslında yatırımcılarımıza hisse senedi almak yerine hisse senetlerine yatırım yapan fonları almalarını tavsiye ediyoruz. Bunun aslında birçok faydası var, avantajı var. Bu fonları profesyoneller yönetiyor. Bu piyasaları çok iyi bilen profesyoneller tarafından yönetiliyor fonlar. Aynı zamanda çok fazla sayıda hisse senedine yatırım yaparak aslında size bir çeşitlendirme avantajı sağlıyorlar. Bir yatırımcı işte portföyüne 10-12 hisse senedi, belki en fazla 20 tane hisse senedi alıp takip edebilirken, fonlar aslında 50-60 tane hisse senediyle size sektörel bazda, büyüklük bazında, değer hissesi ya da büyüme hissesi bazında birçok avantaj sağlıyorlar. Çeşitlendirme avantajı sağlıyorlar ve riski de düşürmenize yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla aslında hisse senedi piyasalarında özellikle bu konuda uzman değilseniz, zamanınız yoksa fonlarla hisse senetlerine yatırım yapmanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi hisse senetlerinde de hisse senedi fonlarında da fonlar her ayın ilk haftasında geçtiğimiz ayın son işlem gününde hangi hisse senetlerini tuttularsa açıklıyorlar. Size İyi Gelir Fon platformunda bu fonların, hisse senedi fonlarının içlerindeki hisse senetleriyle ilgili birçok analiz sunuyoruz. Bugün biraz size o analizden bahsetmek istiyorum. Bir fonumuz özelinde size örnekli bu analizi nasıl yapabileceğinizi, nasıl kullanabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi İyi Gelir Fon platformuna gidelim. Bir tane fonumuzu seçelim. Burada biz bu analizleri yerli hisse senedi fonları, yani Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlar bazında bakıyoruz. Bunun içine hem faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan katılım hisselerini koyuyoruz, hem de serbest fonları, yani dilekli yatırımcıların alabildiği hisse senedi serbest fonlarını koyuyoruz. Serbest hisse senedi fonlarını dışarıda bıraktık. Sadece katılım ve nitelikli olmayan yatırımcıların da alabildiği hisse fonlarına baktık. Ve dedik ki Kasım ayına bir bakalım. Kasım ayında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin getirisi %5,54'tü. Bu 5,54'ün üzerinde getiri sağlamış fonlarımız hangileri? Bunları bir büyükten küçüğe sıraladık getiri anlamında. Bu sıralamayı yaptığımızda %21,2'lik getirisiyle bir teknoloji hisse fonu ilk sırada yer aldı. Akportföy'ün ICZ kodlu fonu bu. Dolayısıyla bu fonu inceleyelim istedik. Geçtiğimiz ay bu fona yeni 1732 yatırımcı girmiş. Şimdi bu fonu eğer üzerine gelip tıklarsanız, kodun üzerine gelip tıklarsanız fonun detaylı bir sayfası açılıyor. Bu sayfada fonla ilgili getiriler, risk parametreleri, portföy dağılımları, şimdi ben size o sayfayı da gösteriyorum. Belli dönemler itibariyle getirilerini, fiyat grafiklerini, değişimleri, yıllık bazda, aylık bazda getirilerini görebiliyorsunuz. Risk parametrelerini görebiliyorsunuz. Kayıp grafiğini inceleyebiliyorsunuz. Güncel varlık dağılımını görebiliyorsunuz ve fonla ilgili tüm bilgilere bu sayfadan ulaşabiliyorsunuz. Diğer yatırım araçlarıyla kıyaslayabiliyorsunuz. Fonun yönetim ücreti, satış valörü, portföy büyüklüğü nedir, minimum alış satış miktarları, bunların hepsini bu sayfadan görebiliyorsunuz. Bu sayfada portföy dağılım raporları KAP'ta yayınlandığı zaman biz de bir fon hisse analiz diye bir pencere açıyoruz. Buna tıkladığımız zaman fonumuzun içerisinde tuttuğu hisse senetleriyle ilgili oldukça detaylı bir analiz açılmış oluyor. Şöyle sayfanın en başında bir varlık dağılımı görüyoruz. Bu varlık dağılımında fonumuzun ICZ'nin 30 Kasım itibariyle hisse senedi oranı portföyünde %88,2'ymiş. Kendisinin alt kategorisi, yani yerli hisse senedi fonlarında, Borsa İstanbul'a yatırım yapan fonlarda bu oran %93'müş. Yani bu fonumuz 5 puan daha az hisse senedine yer vermiş portföyünde. Takasbank para piyasasında %9'luk bir pay duruyor. Diğer fonların ortalaması yaklaşık %2. Devlet tahvili koymuş portföyüne yaklaşık 2,5. Çok az da mevduattan oluşuyormuş portföyü. Bunları bu varlık dağılımından izleyebiliyoruz. Sonra asıl işte merak edilen kısma geliyoruz. Portföydeki hisse senetleri. Burada biz böyle önce bir grafik tasarım gösterdik. Resmi daha büyük görebilmeniz için. Ve burada örneğin bu fonda %5,98 oranında Aselsan tutulmuş. Arena var. Arena Bilgisayar %5,4. Eskom 4,74. BBT Yazılım %4,6. Hitit Bilgisayar var 4,55. Bu bir teknoloji fonu olduğu için
teknoloji hisselerine yatırım yapan bir fon. Turkcell'in payı 4.54 gibi gidiyor. Buradaki tablo görünümüne geçerseniz eğer, burada da bize birazcık daha detaylı bilgiler veriyor. Örneğin fonumuz içerisinde 20 tane hisse senedi tutuyormuş. Portföyündeki hisse oranının 88 olduğunu söylemiştik. İlk 10 hissenin de toplamdaki ağırlığı %47'ymiş. Yani yarısından daha fazlası ilk 10 hissede. Şurada gördüğünüz bu kısım oldukça önemli aslında. Burası fonun aslında ne kadar aktif yönetildiğini de gösteren bir oran. Endeks dışı hisse oranı, yani BIST 100 endeksi dışındaki hisse senetlerine yatırım yapma oranı olarak söyleyebiliriz bunu. Bu fonumuzda yüksekmiş. 7.39'luk bir puanı var ve BIST 100'ün dışındaki hisse senetlerine ağırlıklı olarak yer veren bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Biraz aşağı doğru indiğimizde işte artık burada hisse senetlerini görüyoruz, fonumuzun içerisindeki hisse senetlerini. Ve nasıl görüyoruz bunları? Hem fonumuzun içerisindeki ağırlıklarıyla görüyoruz. Hem geçen aya göre bu ağırlıklar nasıl değişmiş bunu görüyoruz. Sonra bu hisse senedini tutan kaç tane başka fon varmış bunu görebiliyoruz. Ve burada bu fona yatırım yapılma oranını görüyoruz. Diğer hisse senetleri tüm kategoride bu fona ne kadarlık, özür dilerim, bu hisseye ne kadarlık bir yatırım yapılmış bunu görüyoruz. Hisse senedinin ölçeğini veriyoruz. Herhangi bir endekse dahilse BIST 100 endeksi olabilir, BIST katılım endeksi olabilir, bunu veriyoruz. Ve de tabii ki alt ve ana sektörlerine de burada yer veriyoruz. Şimdi biz bir ağırlıklara göre sıralayalım. Bu fonumuzun içerisinde en yüksek ağırlığa sahip hisse senedi Aselsan. Ağırlığı 5.98 ve geçen aya göre ağırlığını fonumuz 0.2 azaltmış. Yani Aselsan'dan çıkmış biraz. Bu hisse senedini 26 fon daha tutuyormuş portföyünde. Peki hangi fonlar tutuyormuş diyecek olursanız, gelip hissemizin üzerine tıkladığımızda bu fonu diğer tutan fonları görüyoruz. Örneğin AK Portföy'ün AK3 fonu tutuyormuş, AK Portföy'ün İhracat Şirketler fonu tutuyormuş, Ata Portföy'ün kar payı ödeyen Aya kodlu fonu tutuyormuş gibi ve hangi oranlarda bu hisseye yer veriyorlarsa onları da burada görebiliyoruz. Bu fonların eğer performanslarını karşılaştırmak isterseniz de güncel performansları karşılaştır butonuna tıklıyorsunuz. Sonra biraz daha aşağı indiğimiz zaman burada bütün hisseleri böyle inceleyebiliyoruz. Şuna bakabiliyoruz bir de. Acaba yeni eklenen, bu ay eklenen hisseler hangileriymiş? Şurada sağdaki menüden eklenen hisseleri tıkladığımız zaman geçen aya göre sadece bir tane hisse senedi eklemiş portföye. Teknosa'yı 4.19 oranında eklemiş fonumuz. Çıkartılan hisseler nelermiş? Bir tane de hisse senedini çıkartmış. Yani çok fazla değişim yapmamış içerisine. Destek bilgisayarı geçen ay ağırlığı 3.81'miş. Bunu çıkartmış. Bunun dışında oranı artan hisse senetlerini görebiliyorsunuz. Oranı azalanları görebiliyorsunuz aynı şekilde. Bu tür filtrelemelerle fonun içerisindeki değişimleri bu şekilde analiz edebiliyorsunuz. Bir aşağı geldiğimizde sektörel dağılımı görüyoruz. Bir ana sektör bazında, bir de alt sektör. Tabii bu fonumuz bir teknoloji fonu olduğu için bunda %80 oranında teknoloji, alt sektör olarak baktığımızda da bilişim sektörü var. Dolayısıyla ağırlıklı buraya yatırım yapıyor. İsterseniz tablo görünümünden de bakabilirsiniz. Ana sektör olarak dediğim gibi yaklaşık 80'i teknolojide, bilgi ve iletişim var 4.5, toptan ve perakendeye de 4.2 oranında pay ayırmış. Yine aynı şekilde diğer yerli hisse senedi fonların olduğu bu alt kategoride bu fonların ağırlıklarını görüyorsunuz. Bu sektöre yapılmış olan, örneğin teknolojiye tüm hisse senedi fonları, yerli hisse senedi fonları 8.5 oranında bir yatırım yapmışlar. Bilgi iletişime 6.5, toptana 11.11 oranında yatırım yapmışlar. Yine aynı şekilde bu temalara, bu sektörlere yatırım yapan fon sayılarını da buradan takip edebiliyorsunuz. Alt sektörler bazında da aynı şekilde fonumuzun bu alt sektöre ne kadarlık bir oranda yatırım yaptığını, alt sektörün ortalamasını ve fon toplam sayılarını da takip edebiliyorsunuz. Bir başka analizimizde fonumuzun içerisindeki hisse senetlerinin ölçekleriyle ilgili bir analiz yapıyoruz. Büyüklükler nasıldır? İşte daha ziyade mega şirketlere mi yatırım yapıyor, mikro şirketlere mi yatırım yapıyor, büyüklere mi yatırım yapıyor? 5 farklı burada kategorimiz var. Mega, büyük, orta, küçük ve mikro. ICZ özelinde baktığımız zaman en büyük yatırımı küçük şirketlere yapmış, küçük ölçekteki şirketlere yapmış. Onu %25 ile mikrolar takip ediyor.
%7,8'i orta, yaklaşık 6'sı mega şirketler ve büyük şirket olarak da %4,5'unu portföyün yatırmış. Dediğim gibi en yüksek ağırlık küçük şirketlerde. Burada da grafik olarak da görebilirsiniz. Aynı zamanda yerli hisse senedi fonlarının ortalamasını da görebiliyorsunuz burada. Yerli hisse senedi fonları ortalama olarak en çok mega şirketlere yatırım yapmışlar Kasım ayında. Büyük ve orta hemen hemen aynı oranda yatırım yapmışlar. En az da mikro şirketlere yatırım yapmışlar. Bir de endeks bazlı bir analiz yapıyoruz. Yani fonumuz ve fonumuzun içerisinde yer aldığı alt kategori, yani yerli hisse senedi fonlarına baktığımız zaman burada endekse dahil hisse senetlerinden kaç tane tutulmuş ve portföyün ağırlık olarak dağılımı nasıl? Bunu bu sayfadan takip ediyoruz, bu bölümden takip ediyoruz. Örneğin bizim fonumuzda endeks dışı hisse senetlerinin sayısı 20'de 18. Yani çok büyük bir kısmı BIST 100 endeksinin dışındaki hisse senetlerinden oluşuyor. %77'si. Yerli hisse senedi fonlarının ortalamasına baktığımız zamansa endekse dahil hisse senetlerinin tutma oranı daha yüksek. %65 olarak buradan takip edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında fonlarımızın, hisse senedi fonlarımızın içlerindeki hisse senetlerini oldukça detaylı olarak takip edebildiğimiz bir sayfa. Bu size kendi fonunuzu seçerken yardım edeceğini düşündüğümüz, karar alırken aslında buradaki metriklere bakarak, buradaki karşılaştırmaları yaparak fonlar arasında. Örneğin diyelim ki siz aslında iki tane fona yatırım yapıyorsunuz, hisse senedi fonuna. Bu analizlere bakarak belki de şunu göreceksiniz. Ya ben aslında aynı hisse senetlerine yatırım yapıyormuşum. Çünkü aldığım bu iki fon da çok benzer hisse senetlerine yatırım yapıyor. O zaman ben bu fonlardan birisini değiştireyim diyebilirsiniz. Onun dışında buna benzer aslında kararları, ya ben aslında daha böyle şu alt sektöre yatırım yapan ağırlıklı olarak fonlara gitmek istiyorum. Çünkü o alt sektörlerde önümüzdeki dönemde bir potansiyel olduğunu düşünüyorum ya da duydum deyip buradan seçimlerinizi hisse senedi fonları bazında çok daha sağlıklı verebilirsiniz bu kararlarınızı diye düşünüyoruz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.